Merhaba, Davut Doğan'la bugün mobilya ile başlayan yatırım macerasının nasıl değişik alanlara kaydığı hakkında bir konuşma yapacağız. Merhaba Davut abi. Merhaba. Sizinle ben tabii çok eskiden tanışıyorum. Şahadan benim sınıf arkadaşım, siz gençlik arkadaşımsınız. Ben sizi tabii mobilya ile başladığınızı biliyorum ama mobilya oturduğu gibi değişik sektörlere doğru bir kayış izlendi. Mesela ilk benim hatırladığım kadarıyla Doğpa vardı, Çanakkale'de kurmaya çalıştığınız. Bundan itibaren değişik sektörlere ilginizi biraz dinlemek isterim. Tabii ki biz Bigo'da bir aileyiz biliyorsunuz. Altı kardeşiz. Altı erkek kardeş. İşte Doğutaş'ı kurduk. Bir aile anayasası yazmaya başladık. İşte o yıllardan bu yana da aile anayasasını yazıyoruz. Bir gün aile anayasasında konuşmak isterim. Çünkü bu şirketler için de çok önemli. Çünkü dünyada da Türkiye'de de ikinci kuşaktan üçüncü kuşağa geçiş oranı %15. 3'ten 4'e geçiş oranında %4, %5'lere kadar düşüyor. Onun için aile anayasası burada çok önemli. Biz de kalabalık bir aileyiz. Üçüncü kuşakta da babamı biz birinci kabul ediyoruz. İkinci altı kardeş, üçte 8 tane gencimiz var. Şimdi dolayısıyla aile geniş olunca yeni sektörlere de giriş yapmamız gerekiyordu. Temel çıkış noktamız bu. İşte Biga'da kurduk. Çam'da, Bandırma'da, Balıkesir'de, işte Biga'da, Çanakkale'de, Karacabey'de açtık mağazaları. Tamam, her açtığımız mağazaya kardeşleri yerleştik. İşte bir yandan ürettik, bir yandan sattık ama yeni işlere de girmemiz lazımdı. Yani yumurtaları aynı sepete koymamak da denilebilir buna. Bir de aile geniş. Bunun için Çanakkale'de ilk yaptığımız, Çanakkale'de bir hipermarket eksikliği vardı. Biz de Doğpa dedik, bir market işine girdik ve burada çok güzel işler yaptık. Sonra bunu ikincisini açtık Çanakkale'de yine. Çanakkale'nin Esenler tarafında. Üçüncüyü de Gönen'e açtık. Ve bu market işini de sevdik, tutturduk, iyi gidiyordu. Sonra bir fırsat çıktı. Bunu Carrefour'sa satın almak istedi bizim marketlerini. Biz de onlara bunu çok iyi bir bedelle sattık. Çünkü sonuçta biz hem yatırımcıyız hem ticari tarafına da bakmamız gerekiyor. Çünkü rekabet etme şansımız da orta uzun vadede çok mümkün değildi. Yani o işte zincir mağazalar kurup çok büyümeniz gerekiyordu. O öyle oldu. Sonra Çanakkale'de bizim şu anda Troy AVM'nin olduğu yerde de o arsayı ihaleye girip vakıftan kiralamıştık 49 yılına. Oraya bir alışveriş merkezi kurduk. Bu alışveriş merkezini kurarken de orada anlaşma yapmıştık TANSAŞ'ta. O da bizim için çok cazip bir anlaşmaydı. Çünkü TANSAŞ'a kiralayacağımız marketin yerini biz inşaatını da biz yapma şartını koymuştuk. Dolayısıyla bize burada bir inşaat şirketi kurma şansı doğdu. Doğpa. Şey, Doğpa'dan sonra hani Doğanlar Pazarı'ndan marketten sonra Doğyap diye bir şirket kurmuş olduk. Böylece oranın inşaatını biz yaptık. Yani böylece inşaata giriş yapmış olduk ve orayı da alnımızın hakkıyla bitirdik ve hem Çanakkale'ye de bir alışveriş merkezi kazandırmış olduk. Sonra Doğpet diye, Doğanlar Petrol diye bizim Biga'daki fabrikanın olduğu yerin yan tarafındaki orada benzin istasyonu satıyordu. Onu satın almıştık. Böylece hani kendi ihtiyacımız olan petrol ihtiyacı için, araçlarımızın yakıtı için bu petrol işine de girmiş olduk. Oysa bir sürü sektörler denedik. Biliyorsunuz ben Çanakkale'de ikamet ettiğim zaman Biga'da orada ticaret sorusu başkanı iken de orada 65 arkadaşımızla kurmuş olduğumuz bir Biga girişim grubu vardı. O Biga girişim grubuyla da 40 geçit kaplıcaları da oradan özel idareden aldık. Ve orayı da 2 milyon lira gibi bir yatırım yaparak o 40 geçit kaplıcalarını komple yeniledik, restore ettik. Orada iki tane daha açık havuz ekledik ve burayı da Biga ekonomisine kazandırdık. Çünkü daha önce kapısı kilitli olan bir kaplıca tesisleri vardı ve 3 yıldızlı otel durumuna da getirdik. Sonra oradan da çıktık. Orayı bu işi yapabilecek bir otelci arkadaşı da devrettik. Sonra doktorlarla Biga'da bir iş yapalım dedik ve gelen bir teklif olmuştu. Özel can hastanesi kuruyordu. Ben de ona kurucu başkanlık yaptım. Sağ olsun
Çok da severiz kendilerini. Biga'nın önemli sanayicilerinden İhsan Çakır. Şu anda hastane sahipleri onlar. İyi de bir sanayici arkadaşımızdır. Onunla birlikte üç büyük ortaklıklar işte. Bir bizim grup, bir İhsan abinin, bir de doktorların olduğu bir ortak hastane kurduk. Sonra hastaneye biz birkaç yıl ortak kaldıktan sonra da çıktık. Ama ne oldu? Biga'ya bir hastane kazandırmış olduk. Demek istediğim şu, biz aile olarak yatırımcı bir aileyiz. Çeşitli iş fırsatlarını gözden geçiririz ve girişimciyiz. Az önce saydığım işte Doğpa, işte alışveriş merkezi, kaplıcalar, işte bir sağlık yatırımı. Bunlar hep bizim yatırımcı oluşumuzdan kaynaklandığını söyleyebilirim.